arkadaşlar, sevgili 7. sınıf öğrencileri, sizlerle de online eğitim derslerimiz bugün başlıyor. Matematikte yüzdeler konusundaydık. Yüzdeler konusuyla ilgili çok fazla örnek çözdük. Gerek basit örnekler, gerek biraz daha değişik soru tarzları. Şimdi de arkamda görmüş olduğunuz tahtaya yazdığım 4 tane soruyu çözeceğiz. Daha sonra test üzerinden yeni nesil sorular çözeceğim arkadaşlar. Bu yeni nesil soruları da takip etmeniz gerçekten önemli. Testin sonunda sizlere bölücüklü sorular soracağım. O soruları da bilip lütfen takip etmeye çalışın. İlk soru tarzımız yüzdeler konusunun en klasik soru tarzı. 300 sayısının %30'u kaçtır şeklinde bir sorulmuş. %30'un biz 30 bölü 100 olduğunu biliyoruz. 300 sayısı sayının tamamıymış. Yani 300 sayısı aslında %100. O yüzden biz bunun %30'unu bulacağız. Nasıl buluyorduk? 300 yazıyorum ve bunu %30 olan 30 bölü 100 ile çarpıyorum. 100 kesir çizgisinin alt tarafında kaldığı için bölünecek, bölünme pozisyonunda. 30 da kesir çizgisinin üst tarafında kaldığı için 300 sayısıyla ne yapılacak? Çarpılacak. Şimdi alt tarafta bir sıfır götürüyorum, üst taraftan da bir sıfır götürüyorum. Alt tarafta ikinci sıfırı götürüyorum, üst taraftan da ikinci sıfırı götürüyorum. Üst tarafta 30 çarpı 3'ten 90 oldu bizim işlemimiz. Aşağıda zaten sadece 1 kaldı, onu da yazmama gerek yok. Demek ki 300 sayısının %30'u 90'mış. Hemen alttaki soruya bakalım. 240 sayısının %40'ı ile %60'ının toplamı kaçtır? Burada bize aslında bizim biraz da dikkatimizi ölçmek istemiş. Yani acaba gidip 240 sayısının %40'ını mı %60'ını ayrı ayrı bulacağım mı? Yoksa şunu düşüneceğim mi? %40'ı ile %60'ı toplandığı zaman zaten 40 artı 60 100 olduğundan dolayı bu sayı %100 olacak. %100 de sayının kendisi olduğu için demek ki 240 sayısının %40'ı ile %60'ının toplamı sayının kendisidir. Yani %100'üdür diyorum. Dediğim gibi çok kolay bir soru ama kısaca çözmek varken neden uzun yoldan gidip önce %40'ını ve %60'ını bu sonra ikisini toplayayım arkadaşlar? Kısa yoldan çözmemiz bizim için önemli. Geçtik bir başka soru tipine. Hangi sayının %20'si 18'dir diyor. Demek ki bir tane sayımız varmış. Bunun %20'si yani 100 parçadan 20 parçası 18 ediyormuş. 18'i buraya yazarım. 20 parçası 18 ettiği için 18'i 20'ye bölersem 1 parçasını bulurum. 100 parçasını istiyor benden. Sayının tamamını istiyor. O yüzden yani sayının %100'ünü istiyor. O yüzden 100 ile de çarpıp 100 parçanın tamamını bulurum. Peki hemen sadeleştirmelerimizi yapalım. 120'nin kaç katı? 5 katı arkadaşlar. O yüzden 20'ye böldüğüm zaman burada 5 kalıyor. 20'ye böldüğüm zaman burada 1 kalıyor. 18 çarpı 5 90 yaptığı için yine cevabımız 90 çıktı burada. Alttaki soruya bir göz gezdirelim. Hangi sayının %25'i ile %35'inin toplamı %20'dir? Hangi sayı olduğunu bilmiyorum. Ama %25'i ile %35'i toplayıp o sayının yüzde kaçı olduğunu bulabilirim. Hemen %25 ile %35'ini topluyorum. 25 artı 35 60 yaptığı için demek ki bu sayının aslında %60'ı 120 yapıyor. Tamam. O zaman 100 parçadan 60 parçası 120. Ben 120'yi buraya yazdım. 120 60 parçaydı. 60 parça olduğu için 60'a bölerek 1 parçayı bulurum. Yani sayının %100'ünü bulmam için de 100 ile ne yaparım? Çarparım. Hemen işlemlerimi yapıyorum. Buradan 1 sıfır gitti. Buradan 1 sıfır gitti. 12 ile 6'yı sadeleştirebilirim. 6'yı 6'ya böldüm 1. 12'yi 6'ya böldüm 2. Buradaki 0'ı unutmuyorum. Burada 20 var. Burada 10 var. 20 çarpı 10 ne yapıyor arkadaşlar? 200 yapıyor. Kısaca genel soru tiplerinden 4 tanesini inceledik. Şimdi
soru tarzlarımızı çözeceğiz. Daha değişik soru tarzlarımızı çözeceğiz. Siz de dikkatle takip edin. Bölümlü sorularımız olacak. Lütfen çözümlerinde ayrıca başka mekanda yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni nesil soru çözümüyle devam ediyoruz yüzler konusuna. Şekildeki pencereler dış çerçevenin alt kısmı ile ölçüsü 30 derece olacak biçimde bir açıyla açık halde durmaktadır. Başka bir ifadeyle pencerelerin açıklık açısının ölçüsü 30 derecedir. Şu açı pencerelerin açıklık açısı 30 derece. Pencerelerin açıklık açısının ölçüsünün alabileceği en büyük değer şu anki açıklık açısının ölçüsünün yani 30 derecenin %350'sine eşittir. Buna göre pencereler en fazla kaç derece daha açılabilir? Şu anki pencerelerin açıklığı şu an 30 derece. En fazla ne kadar açılabiliyormuş? 30 derecenin %350'si kadar. Şimdi 30 derecenin %350'sini bulmam lazım. 100'e bölüyorum. 350 ile çarpıyorum. Aşağıdan bir sıfır götürdüm. Yukarıdan bir sıfır götürdüm. Aşağıdan bir sıfır götürdüm. Yukarıdan bir sıfır götürdüm. Eşittir. Kesir çizgisinin altında sadece 1 kaldı. 3 çarpı 35 ne yapar? 105 yapar. Demek ki %350'si 105 dereceymiş. Bize şunu soruyor. Ne kadar daha açılabilir diyor. İlk başta 30 derece açıktı. Toplam 105 derece açılabilir. 105'den 30 dereceyi çıkartırsam demek ki en fazla arkadaşlar 75 derece daha açılabilir diyoruz. Başka bir soruya geçiyoruz. 13 Aralık 2018 tarihinde kurulan Türkiye Uzay Ajansı astronot eğitimine seçilecek kişiyi belirlemek için 3000 kişilik bir grup belirlemiştir. Yapılan elemelerin yani 3000 kişilik grubumuzun hemen altını çizelim. Yapılan elemelerin birinci aşamasında bu gruptaki kişilerin %10'u ikinci aşamaya geçmiş. Bakalım ne kadar kişi ikinci aşamaya geçmiş. 3000 kişilik grubumuz vardı. %10'u ikinci aşamaya geçmiş. 100'e bölüyorum. 10'la çarpıyorum. Bir sıfır alttan gitti. Bir sıfır üstten gitti. Bir sıfır alttan gitti. Bir sıfır üstten gitti. 300 kaldı. Demek ki ikinci aşamaya geçen kişi sayısı 300. İkinci aşama. Devam ediyorum soruyu okumaya. İkinci aşamadaki kişilerin %20'si son aşamaya geçmiştir. İkinci aşamada 300 kişi vardı. Bunların %20'sini alıyorum. 100'e bölüyorum. 20 ile çarpıyorum. 0 buradan gitti. 1 0 buradan gitti. 1 0 buradan gitti. 1 0 buradan gitti. 2 çarpı 30. 60. Bu da son aşamaya kalan astronot adayları. Hadi bakalım. Peki son aşamada en son yapılan elemeden sonra ise son aşamadaki kişilerin %95'i elenmiştir. Bakalım ne kadar kişi elenmiş? 60. Şuraya çözelim. Daha doğrusu hemen şu boş alana geçelim. En son aşamaya 60 kişi kalmıştı. Bunların %95'i elendi çocuklar. Hemen sadeleştirme işlemimizi yapalım. Bir sıfır buradan gitti. Bir sıfır buradan gitti. 95 de 5'e bölünür. 10 da 5'e bölünür. Biliyorsunuz 5'e bölünme kuralı sonu 5 veya 0 olacak. 10'u 5'e böldüm. 2. 95'i 5'e böldüm. 19. 6 2 sadeleşebilir. 2'yi 2'ye böldüm. Aşağıda sadece 1 kaldı. 6'yı 2'ye bölersem burada da 3 kalır. 3 çarpı 19 da 57 yapar. Ama bu elenenler, neden elenenler? Çünkü %95'i elenmiştir diyordu. O yüzden 57 kişi elenmiş. Bizim son aşamaya kalan sayısı 60'tı. 60'ın 57'si elenirse geriye 3 tane astronot eğitimine seçilen kişi kalır. O yüzden cevabımız Adana şıkkı oluyor. Yüzdeler konusunda başka bir soru çözeceğiz. Yeni nesil sorulardan. Hemen okuyalım. Yukarıda bir yüzde alma algoritması verilmiştir. Bu algoritmada başlangıçta girilen sayı değeri uygun adımlar izlendiğinde 30 çıktısını vermiştir. Algoritmaya girdi olarak yazılan sayı değeri kaçtır?
Çıktığımız 30 bize ilk girdiği soruyor. Şimdi bu 30'u nasıl hesaplamış? Sayı çiftse %15'ini alıp 30'u bulmuş. Eğer tekse %20'sini almış, yine 30'u bulmuş. Çift mi tek mi nasıl karar vereceğiz? Şimdi ilk girilen sayının %40'ını hesaplamış. Yani ilk girilen sayının 100 parçasından 40 parçasını almış. 40 parçasını aldıysa arkadaşlar 40 parça çift olur. Çift bir sayı olduğu için. Demek ki buradan devam etmiş algoritmaya %15'ini bulmuş. O yüzden biz yani şu koldan gideceğiz sayıya. Bunu bulmamıza hiç gerek yok. Çünkü tek çıkmıyor. 30 sayısı hangi sayının %15'idir? O sorunun cevabını şöyle cevaplayacağım. 30, %15 yani 15 parçaymış. 15 parçaysa 30'u 15'e bölerim. Bir parçasını bulurum. 100 ile çarptığım zaman da tamamını bulurum. 30'u 15 ile sadeleştirdim. Burada 2 kaldı. Burada 1 kaldı. 2 çarpı 100'den 200. 200 sayısının %15'i 30'muş. Peki 200'ü bulduk. Bir üst basamağa çıkacağız. Bir sayının %40'ı hesaplanmış. O sayı 200 bulunmuş. Demek ki 200 %40'mış. Yani 40 parçaymış. 200 40 parçaysa 40'a bölerim. Bir parçasını bulurum. 100 ile çarparım. Tamamını bulurum. Bir sıfır buradan gitti. Bir sıfır buradan gitti. 200'ü 4'e bölersem 50 kalır. 50 ile de 10'u çarparsam 500 çıkar. Yani 500'ün %40'ını hesapladığımızda 200 çıkmış. 200'ün %15'ini hesapladığımızda da 30 çıkmış. Demek ki arkadaşlar girilen sayı 500'müş. Cevabımız Bursa. Şimdi de arkadaşlar, sevgili çocuklar, beklenen an geldi. İşte arkadaşlar karşınızda böcüklü bir soru. Tüm öğrencilerimizin bu böcüklü soruyu çözmesini bekliyorum. Arkadaşlar kolay gelsin.